Evet sevgili izleyiciler, konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından da açıklama geldi. Bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yapma gereği duyduk şeklinde açıklama yaptı. Açıklamada özellikle Gergerlioğlu'nun açıklaması ve cenaze aracıyla ilgili cezaevindeki uygulamaya dair açıklamasında bütün yalan haberleri kınıyoruz şeklinde açıklamayı şimdi ekranlara getiriyoruz. Van Cumhuriyet Başsavcılığı hükümlü Can Güder'in ölümüyle ilgili açıklama yayınladı. Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada yayınlanan ve gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlara ilişkin olarak basın açıklaması yapılması gereği duyulduğu belirtildi. Açıklamada Van F tipi yüksek güvenlik kapalı ceza infaz kurumunda Can Güder'in devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmaya teşebbüs ve kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme suçundan toplam 22 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasını infaz etmekte olduğu ifade edildi. Güder'in 22 Mart 2022 günü saat 19.48'de rahatsızlandığının bildirilmesi üzerine görevli personel ve sağlık görevlilerinin adı geçen hükümlüye müdahalede bulunduğu ve derhal ambulansın çağrıldığı belirtilen açıklamada, ambulansın kuruma ulaşmasından sonra da adı geçen hükümlünün semt polikliniğine derhal sevk edildiği, semt polikliniğinde yapılan yaklaşık 50 dakika süren tıbbi müdahaleye rağmen hükümlü Can Güder'in saat 10.53'te vefat ettiği tespit edilmiştir. Vefat eden hükümlünün detaylı klasik otopsi işleminin yapıldığı, detaylı klasik otopsi işlemine göre kalp damarında tıkanıklığın tespit edildiği ve otopsi bulgularına göre ölümün kalp krizinden kaynaklandığı değerlendirilmekte olup, detaylı soruşturma yürütülmektedir denildi. Ayrıca açıklamada vefat eden hükümlünün ailesinin talebi olmadığı halde Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından cenazenin Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gönderilmesi için cenaze nakil aracı tahsis edilmiş ve cenaze bu şekilde nakledilmiştir ifadelerine de yer verildi.